Bu dersimizde JavaScript içerisinde kullanılan parantezlerin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Öncelikle karşımıza iki tane kullanabileceğimiz parantez yapımız var. Bir süslü parantez diyebileceğimiz bir yapımız, bir de köşeli parantez diyebileceğimiz diğer bir yapımız olacak. Hemen köşeli parantezlerimizi de oluşturalım. Bunların ikisinin programlama dili içerisinde bir amacı vardır. Bunların amacı ilk parantezlerin, yani süslü parantezler diye tabir ettiğimiz parantezlerimiz JavaScript içerisinde object anlamına gelir. Yani bu parantezleri yazdığınız andan itibaren bir obje tanımlaması yapmış oluyorsunuz. Ve bu obje, bu süslü parantezler içerisinde kullandığınız bütün yapılar o objenin özellikleri olarak karşımıza çıkacak ki ekranda gördüğünüz gibi direkt bir obje oluşturmuş oldum. Hemen göstermek açısından sadece bir obje tanımlıyorum ve new object olarak kullanıyorum. Bu şekilde new object deyimi kullanacağım yere direkt satır içerisinde veya herhangi bir yerde obj deyip, herhangi bir yerde test deyip karşısına süslü parantezleriyle başladığım andan itibaren bu object anlamına gelir. Yani new object ile ekranda gördüğümüz süslü parantezlerin kullanımı birebir aynı. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir yapı ama süslü parantezleri direkt kullanmak pratik olması açısından çok daha uygundur ve bu şekilde kullanabilirsiniz ki benim üst bölümde kullandığım yapı gibi direkt obj'nin eşittirin karşısına süslü parantezlerle başladım. Yani new object yazıp obj yaptıktan sonra obj nokta bilgi yazma gibi bir ihtiyaç duymadım. Direkt kendisini kullanma ihtiyacı gördüm. Burada obje yapısını ilerleyen dersimizin içerisinde tek bir bölüm olarak ayrıntılı inceleyeceğiz. Fakat burada sadece işaretleri göstermek için hangi anlama geldiklerini göstermek amaçlı bu işlemleri yapıyorum. Süslü parantezler objekti niteleyen ve objek oluşturan bir parantez yapısı. Köşeli parantezler ise dizileri niteleyen parantezler. Yani bir süslü parantez değildi. Hemen köşeli parantez kullandığımız andan itibaren artık dizi isimli bir değişkenin dizin içerisindeki bilginin dizi olduğunu hemen görebiliyoruz. Bu şekilde dizi oluşturulur. Yani süslü parantezler objektir. Köşeli parantezler de dizi olarak kullanılır. Köşeli parantezleri açtığınız andan itibaren bu parantezleri yazdığınız yerde bir dizi tanımladığınız anlamına gelir. Aynı şekilde süslü parantezleri açtığınız andan itibaren o parantezi kullandığınız yerde bir object tanımladığınız anlamına gelir. Bu şekilde kullanabiliriz. Yani new array yerine direkt süslü parantezleri, köşeli parantezleri kullanabiliriz. New object yerine direkt süslü parantezleri kullanmamız mümkün olacaktır. Bu iki parantezin anlamı da JavaScript içerisinde bu nesnelere denk gelir. Diğer üçüncü parantezimiz ise herhangi bir nesneye denk gelmez ve direkt programlama içerisinde, JavaScript içerisinde gruplamak amaçlı kullanılan bir parantezimiz var. Bunlar da standart olarak karşımıza çıkan, ekranda gördüğünüz gibi standart parantezlerimiz. Bu parantezlerimiz herhangi bir matematiksel işlemde öncelik sırasını belirleyebileceğiniz veya uzun işlemlerde gruplama yapabileceğiniz parantezlerimizdir. Herhangi bir nesneye, yani süslü parantezlerin objeye, köşeli parantezlerin array yani dizilere denk gelmesinin dışında standart olarak kullanılan normal parantezlerimiz herhangi bir nesneye denk gelmez. İşlemleri gruplamak için kullanılan bir yapı. Örneğin 3 artı 5 çarpı 8 gibi bir işlem yaptığımızda bunu bu şekilde bıraktığımızda direkt önce çarpım sonra toplama işlemi öncelikli sıralanır. Matematiksel öncelikli sıralaması programlama içinde de geçerlidir. Fakat biz önce toplama işlemini yapmak istediğimizde ekranda gördüğünüz gibi gruplama işlemini rahatlıkla yapabiliriz. Aynı zamanda fonksiyonlarda kullanılan parametreleri göndereceğimiz bölüm olarak karşımıza çıkar ki biz alert mesajı verdiğimizde gördüğünüz gibi alert bizden bir adet parametre bekler. Hemen tooltip'te görüyoruz. MSG isimli bir parametre bekler. Yani bir mesaj bekler. Bu parametreleri yazacağımız bölüm olarak da karşımıza çıkar. Yani standart parametrelerimiz gruplamak için kullanacağımız parantezler herhangi bir nesneye veya objeye denk gelmemektedir.